Herkese merhaba arkadaşlar, vlogumuzdan hoş geldiniz. Bugün sizlere videoya geçmeden önce 3-5 şeyden bahsedeceğim. Bugün Honda CBF 150 ile birlikteyiz. Gel şöyle bir motoru göster. Motorla motovlog çekeceğiz birincisi. İkincisi, beni Instagram'da takip edenler satış yaptıklarımızı biliyorlar. Amberlet, Modulet, Angel satıyoruz. Disco topu var. Böyle farklı ürünler var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Instagram'dan Esam'ı takip edenler numara paylaştığımı görüyor. O numaraya mesaj atıyorsunuz. Orada katalog çıkıyor. Oradan şey yapabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz ya da ürünleri görebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Ayrıca başka ne diyecektim ben? Bugün siz bir evde motovlog çekeceğiz. Arabam çıkıyor yarın. Yarın araba çıkacak. Araba boyanmış. Şu an son işlemleri yapılıyor. Bu telefon niye internet açık? Şimdi araba çıkıyor. Arabanın toplama videosu da gelecek. Aldığım SLX orta konsol var. Onu takacağız. Ondan sonra kablo döşeceğiz. Teyp kablosu falan. Teyp diyorum. RCA kablosu. Amfileri takacağız. Bunları size montajlamayı da gösteririm büyük ihtimalle. Nasıl arabanız amfi takarsınız? Nasıl RCA çekeceksiniz? Vesaire, bunları göstereceğim. Bugün de CBF'le öyle bir ürünleri, sattığımız ürünleri kargoya getirdi. Şu arkada Aras Kargo bayisi var. Aras Kargo ile anlaşmamız var. Oraya geldik. Dedi ki Kenan'a da, Kenan şu an video çekiyor. Kamış. Onunla da bir video çekelim dedik. Biz CBF'le hep CG ile çekiyoruz. Hep basit motorlarla çekiyoruz. Biraz da kalkık motorun avantajlarından, gidişinden, serilinden ve Honda CBF'in artı özelliklerinden bahsedeceğim. Yaklaşık 7 yıldır var ve bundan önce de babamda da hep CBF vardı. Ben CBF'in çok rahat motor olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz hız olarak geri. Geri kalan şeyleri çok güzel, kondisyonu. Titreşim, arkaya oturan kişinin ayakları titremiyor. Vibrasyon yok. Yakıt çok az. Sorun yok. Makine sorunlu bir makine değil. Bunlardan bahsedeceğiz ve direksiyon hakimiyeti, gaz tetiklemesi falan çok güzel. En moto vlog çekip hep bunlardan konuşup bahsedeceğim. Böyle araba vlog olarak yapmıştım. Ara vlog. Cidden güzel bir motor. Ve görünüşü de yani zengin bir görünüşü var açıkçası bence. Şu an piyasası kaç para bilmiyorum ama en azından bir 40-45 vardır. 45 bandında alabilecek bir motorlardan birisi açıkçası bence. 7 yıldır yaptığı tek masraf yağ değişimi. Arka lastik, bir kere de ön fren baltası. Arka fren baltası yıllarda değişmedi. Yani motoru cidden çok az bir para harcıyor ve çok istediği zamanlarda çalışıyor. Tek marş gibi bir şey yani. Bunu anlatmamın sebebi, başkaları motor alıyor, yok motor kilitledi, yok orası bozuldu, burası kırıldı, burası şöyle oldu. Ama Honda cidden bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle CBF. Onun 350'likleri de var. Onlar daha tatlı, daha güzel. Ara ara böyle vloglar da çekmek istiyorum. Hep basık modifiyeye yönelmek değil de biraz da böyle güzel motorlardan bahsetmek, çekmek istiyorum. O yüzden şimdi kask kamerasını takıp sizlerle bir video çekelim. Değil çalıyor. Tehlikeli bir çalıyor. Evet. Tamam o zaman. Kask kamerası takınca görüşürüz. Başlattım ben o zaman videoyu. Her şey güzel görünüyor. Şurada bir göçümüz var. Sakso düştü buraya. Öyle. Motor böyle. Şöyle göstereyim. Devir saati var. Kilometre var ve Allah'ıma şükürler olsun, benzin göstergesi var. Allah'ıma şükürler olsun, CG'den bıktım artık. Motor boşta mı? Bunun fitesleri CG gibi değil, drift gibi arkadaşlar. Şöyle bir aşağı dört yukarı. Gidelim benzin alalım. Dur kenara bak. İn. Motor 20 bindi anladığım kadarıyla. Bilek sabıkalı. Motorun kondisyonu dediğim gibi güzel. Ben sesini sevmem ama.
Dışarıdan paylaşacağız abi de. Abla ben geçeyim mi? Teşekkür ederim. 3 gün bekleyecektik yoksa bozmak istemiyordum ama 3 gün bekletirdi bizim abla yani. Vallahi Kenan, motor videoda bırakıp spor videoda çekmedin mi? Niye abicim? İçmeyeceksin o zaman sigara. İleride bebek var. Yavaş gidelim. Çamura girsek bir şey olur mu? Olmaz ya. Kenan'dan motor evinde dinliyoruz. Abi diyor senden diyor ofroadçı olur diyor. Böyle diyor kullanıyorsun ya diyor. Şey Yunus polis olur diyor. Kenan bir polis kontrolü. Gaz al güzel arasına bak. Ne var ya? He? Boş boş dolaşacağız bugün. Onun depo nasıl açılıyor lan ben bilmiyorum hiç. Bu mu açılıyor? Kaç paralık olacağız? 50 lira kalalım. Ben hep 50 lira kalıyorum. Ben hep 50 lira kalıyorum. 10, 20, 30. 40 liraya kalalım. Kaç para litre? Tut. Kaç kamerası telefonum yerde arkadaşlar. Buradan da anlayın. Var ya bir tanesi motora gaz takmış. Bagaja. Türkiye imkansız da otur izle ya. Kolay gelsin abi. 40 lira mı var? Litresi kaç para şu an? 18.85. 2 litre gelir o zaman. Ver abi. Bir şey gerek yok abi. Oldu mu lan bu? Dur Kenan binme bak. Kenan şu baban değil mi? Selam verecek misin? Sinan abi. Adam babasını gördü. Gidelim mi? Adamı selam ver oğlum. Nasıl? Tamam hadi gidin diye. DG'de de aynı bizimler ha. Okusun oraları.
Bir de orada yerler kaygandı ya. Cidden böyle ağırlığını iyice verseydin böyle ayağım kayar düşerdi. Etkete gitmeyelim mi? Ne bileyim? Bana da bakarsın biraz. Kenan ayna çıkıyor lan. Ha. Baksana vidası gevşek. Babam kullanmıyor ki motoru. Vallahi oynuyorum. Nasıl yapacağı? Oğlum köpek ne tatlı lan. Çay mahalleye gidelim biraz ya. Ya ara gaz çekecek motor değil tabi de bizim eli alışkanlığı var. Boşaltarsan böyle sana sakla bir şey oluyor. O yüzden ben bu model drift'i de sevmiyorum. Sonra başka drift, GBR, Zonk. Bunların ötesi 1 aşağı 4 yukarı. CF'de de bunlar öyle. Ben sevmiyorum yani. Hep aşağı olacak babacığım, hep aşağı. Bu tarafa gidelim ya. Boş geliyoruz arkadaşlar. Bugün kaç dakika olmuş? Şu an 10 dakika. Tabii elinde bunlar bekliyor. Abi bu yolu ortaya çıkar mısınız lütfen? Alacağımız ettiğimiz bir şey var mı dükkandan ya böyle geziyorken alalım. Domino pizza. Kopernik Kopernik. Kopernik pizza. İlay mı? Gördünüz değil mi? Ben var. Kenan gaz veriyor, nasıl kafa kaldırıyor motor ha? Gaz veriyorum ya, nasıl kafa kaldırıyor motor, görüyorsun değil mi? Ha?
Onur pide, özen pide. Adamı sıkıştırdı o zaman. Ne yapıyorsun amınım? Bak canım. Bekle Özgür. Güzel motor ama ya. Kullanımı keyifli. Otobüsün arkasından gidiyoruz ya Kenan. Nasıl sıcaklık geliyor? Üşümüştüm, ısındım şu an. Abi egzozdan versene be duman be. Hadi abi. Görüyorsun değil mi gerizekalı? Ben hızlı olsam önüme niye atlıyorsun? Ne plakası var, ne bir şeyi var. Abla diyorum, otursan dönmeyi deniyor herhalde. Aynen abla, buradan dön. Ne oldu? Bir şey olmadı. Allah 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 Allah. Kaçırdık ya, keşke erken gelseydik. Bana ne yaptı, orada bana mı saydın? Buyurun, buyurun, buyurun. Çık abi, çık. Abi çık. Hayır. Hadi geçin hadi. Tamam. Çıkar elbet bir şal diye çekiliriz piyasadan. Aa ben bu. Çıkarsa ben de çekilirim. Buradan şal dedere selam olsun. Bak motorcu motorcudan anlıyor, görüyor musun? Adam hızlı geldiğimi gördü. Hemen hızını kesti, durdu. Ama araba kullanıcıları böyle değil. Gaza geldi, gaza geldi. Kenan, özel teknisyenin yer var mı? Ne yapacağız? Kim gelecek ya? Ne zaman geliyorlar?
Arasana nerede de girelim yandan o zaman. Yaptı abim be. Benim diğer telefonu vereyim ara. Kenan'dan da dakikası yok ya. Tek elde motor kullanıyorum. Şifre 4 tane 01. Motor güzel ama ben seviyorum TBS'i. Alacağım manetiyi bunun arkana. Gideceğim baba. CBF maceramız buraya kadardı arkadaşlar. CBF'de sevdiğiniz mi? Art seksiyonlarını size yazın. Bakalım yorumlarınızı okuyacağım. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.